Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hoş bir örnek göstereceğim. Önce yaprak yapımıyla başlıyorum. 3 tane zürafadan sonra bir tane atlayarak karşısına bağlanıyor ve geri dönülüyor. Bir kirpik bıraktım. Şimdi üzerine bağlıyorum. Buraya arkadaşlar dört tane sinek kanadı yapılıyor. Ve daha sonra üzerine çiçek konuyor. Şimdi dört tane sinek kanadı yapacağım buraya. Yapılmışı da var zaten dört tanesini kanadı, 3 tane zürafa, üç tane şu modelden oluyor. Aynı bu şekil devam ediyor. Şimdi çiçeğin yaprağın oluşumunu yapayım önce çiçeği değil. Yaprağımızı şu şekil geri çevirerek buradan başlıyoruz arkadaşlar. küçük bir kirpik bırakıyorum. Sonra karşı sinek kanadına bağlıyorum. Ve tekrar oraya küçük bir zürafa oluşacak şekilde ip bırakıyorum. Şu şekil. Geri geliyorum. küçük bir kirpik. Tekrar karşı taraf. Bu işlem bu şekilde yaprak büyüyene kadar devam ediyor arkadaşlar. Yapımı zevkli, kolay bir model. Çiçekli yazmalara çok yakışır. İsterseniz düz yazmaları da yapabilirsiniz. Bu benim görüşüm sadece. Bu şekil yaprağımız yatık olarak devam ediyor arkadaşlar. Bu modele yatık bir yaprak yapmayı tercih ettim. İsterseniz siz yatık olmayan bir yaprak yapabilirsiniz. Nasıl yakıştırıyorsanız o şekil. Şimdi dört tane oldu. Aynen bu şekilde devam ediyor. Beş oldu. Şimdi beş yaprak yaptım ve karşıdaki çoğaltmayı bırakıp geri geliyorum. Ve altıncıyı koyuyorum buraya. yaprağımız bu şekilde arkadaşlar böyle yatık iplerini temizliyorum şimdi şu şekilde göstereyim yaprağımız bu şekilde yatık olacak ve yanına çiçek yapacağım şimdi sinek kazanının üzerinden bağlıyorum ve ipini temizliyorum. Karşıya bağlıyorum. Şöyle bir bolluk oluşması lazım. Buraya 12 tane kirpik koyacağım arkadaşlar. 12 sayısı. Şimdi kirpiklere başlıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Memnun olurum. Böyle güzel çıtır çıtır hoş örnekleri atmaya devam edeceğim. 4 yaptım. Şimdi 10. geldim arkadaşlar. Buraya 12 tane düz kirpik. 12'sinin üzerine de bir işlem yapılarak çiçek oluşumu sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi en sonuncu kirpiği iki defa dolayarak bağlıyorum. Üzerine çiçek yapacağım için çıkmaması gerekiyor. İpini temizledim. Şimdi pembeyle, koyu pembeyle etrafını dolanacağım. İpi tutuyorum. Çiçeğin beyazın yanından dibinden bağlıyorum. pin temizlemek gerekiyor. Şimdi beyaz kirpiklerden bağlayarak bir tanesini üzerine bağladım. Geri döndüm. Sonra diğerine bağlıyorum. Sonra diğerine bağlayacağım. Dördüncü kirpiğe bağladım. Tekrar geri döndüm. Şimdi arkadaşlar şu araya aşağıya kökene bağlıyorum. İşte şu şekil. Sonra tekrar karşı kirpiye bağlıyorum. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Buraya 3 tane kalp görünümünde çiçek oluşumu yapıyorum arkadaşlar. Çok hoş, çok yapımı zevkli. Ben çok severek yaptım. alt çiçeğe bağlıyorum. Görünüm şu şekilde ikili. Şöyle siyah üzerinde göstereyim. 3 tane kalp görünüyor çiçekte arkadaşlar. Biraz romantik bir çiçek oldu. Çok sevdiğiniz bir kişiye hediye yapabilirsiniz. Beğeneceğine eminim. Çiçeklerin de dili vardır bilirsiniz. Şimdi ipini temizliyorum. Ve çiçeğimiz Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 3 tane kalp oluşumlu. Şu şekilde göstereyim. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Bunu kaça yaparım derseniz 70 ile 80 arası yapılabilir arkadaşlar. Biraz oyalayıcı. Şu yapraklar biraz sık iğne olduğu için oyalıyor. Sıklığı bu şekilde olursa 70-80 olur. Daha seyrek yapabilirsiniz. Şöyle tersten göstereyim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.